De bir sabah uyandığımda, ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao. La 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 la. Gerisi nasıl da bu şarkının? Sen bir partizan, beni de götür. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, beni de götür. Dağlarınıza dayanamam bu sandığa, beni de götür. Dağlarınıza dayanamam bu sandığa. Arkadaşlar herkese merhaba. Termessos Milli Parkı sınırları içinde Doyuran coğrafyasındayız değil mi? Evet. Cenabetlerle beraber yeni bir turdayız. Bu arada Cenabetlerden Çınar'la İnanç yeni makine almışlar. Değil mi? Arctic Cat. Onu da hayırlamaya geldik zaten bu arada. Ne var abi, nasıl hayırlıyoruz? Sucuk mu var menüde? Bugün sucuk var. Sucuk var. Değişiklik olsun. Kahvemizi demliyoruz şu anda. Bolacılı. Ha. Bolacılı sucuk. İnanç'ın özel spesiyal. Nereden geliyordu İnanç senin sucuklar? Afyon'dan. Afyon'dan geliyormuş. Of. İnanılmaz. Beyler o zaman hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız belasız. Peki abi biz Polarisçiler ne yapacağız abi ya? Bu adamlar böyle şov yapıyorlar. CF motolar, Arctic Cat'ler. Sürekli bir atraksiyon yapıyorlar. Sürekli onu deniyorlar bunu ama aslında Polaris yani. Doğru. Polaris yani. Doğru söylüyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Alacağım. Alacağım merak etme. Binlik bir tane alacağım Mehmet abi. Arkadaş, adam göbeği taşımıyor ya. Aparat kullanıyor ya. Görüyor musun? Çok mantıklı değil mi? Doyuran Manastırı'na geldik. Doğrusu ben buralarda bir manastır falan olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bakalım nasıl bir yermiş. İlk defa geliyorum ben de buraya. Vay. Kenan abi buranın tarihini anlatır mısın bize? Yani papazın bir tanesi Antalya'ya gelmiş. Hı. Ya demiş ki ortam, ben ibadet yapabileceğim doğru düzgün bir yer arıyorum. Emlakçıya mı danışmış? Evet. Emlakçı da kelepir diye ucuz fiyatlı burayı ona önermiş. Papaz da gelmiş köylülerin de yardımıyla buraya bu manastırı yapmış. Ondan sonra. Sonra başlamış burada ibadet etmeye. Bakmış ki bu iş güzel. Para var. Para da var. Tabii. Antalya'ya da böyle tepeden bakıyor. Burayı manastır haline getirmiş. Tabii o arada rahibe Teresa falan yokmuş. O sonradan patlak verdi değil mi? Sonradan gelmiş Teresa. Sonra burada rahiple Teresa Doyuran göletine doğru başlamışlar ibadet etmeye birader. Burası onların salonu. Allah kabul etsin ya ibadetlerini. Yani. Bayağı ibadet etmişler burada ya. Abi öyle böyle değil. Bayağı ibadet etmişler hakikaten. Kim kaç tane Teresa'nın canı yandı burada biliyor musun? Teresa ondan sonra zaten rahibeliği bırakmış. Başlarım ben böyle aşkın ızdırabına demiş. Ben rahibe mahibe olmuyorum demiş. Birader. Papazın rahibe Teresa'yı öptüğü yer burada. Vallahi yalnız taşları maçları bayağı bir yoldurmuş buna. Tırnak izleri var ya kayalarda. Tabii canım. Doyuran'a karşı yatır beni. Dırmala beni, kaçıveri diye not bırakmış oraya sonra. <Birader. gülüyor> Of ya. Doyuran alalı böyle bir muhabbet görmemiş ya. Ya beyler tarihten soğudum ya. Niye beni uyarmadınız? Sormadın ki. Allah'ım ya Rabbim ne yaşadım ben ya. Of. Kayada işaretleri gördüm. Şurada. Yürüyüş yolu değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, Neopolis Antik Kenti'ne giden yolu bulduk sanırım. Bütün kayalarda sarı kırmızı işaretler var.
Umarım bu işaretler bizi bu dağa tırmandırmaz. Değil mi abi? Çıkamayız. Aa, en aşağıda da gördüm bir işaret. Şu kayanın dibinden götürüyor bizi yol. Aynen. Evet, daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gitmeye çalışıyoruz. Hatta heyecan var mı beyler, heyecan? Hatta buraya daha önce kimse gitmemişti. Burada hiç işaret yok. Aa, gördüm. Orada. Nerede gördün? Aşağıdakini gördüm. Aşağı indiriyor. Ciddi misin? Bak şurada şu aşağı şu kayayı görebiliyor musun? Ağaç geliyor önüne. Hı hı. Vay arkadaş, sıçtık. Yok ya. Bence bu saatten sonra denemeyelim. Peki beyler, devam edecek miyiz? Aşağı inelim diyenler elini kaldırsın. Ben kaldıramıyorum. İnmiyorum diyenler elini kaldırsın. Peki, paket oldu program. İptal. Güzelliğe bak. Bir ısır bakayım şunu be. Bir ya, yağ şuradan akarken çek onu ya. Tamam hadi bir ısır. Hmm. İyi. Ya iyi. Muazzam. Çınar'a ne sağlık. Evet, sucuklarımızı yedik. Çınar, artık kekleri de hayırladık. Sağ ol, kesene bereket. Eline sağlık. Aga şey... Senin makineyi bir de biz kullanalım ya. Sizin şu artiketleri bir kullanabilir miyim? Tabii ki. Zehirlenme. Nasıl? Ha, zehirlenirsek biz de gider artiket alırız değil mi? Yani. Takasa falan gireriz ya, olmazsa üstüne veririz bir 10 kağıt ha. Evet, Çınar'la makineleri değiştik. Başarılar aga. Bakalım bu canavar nasıl çalışıyor. Adam dijital gösterge yapmış adamlar, güzel. Acemi şoför geliyor, dikkat edin. Vay, eğime göre oturaklı makine. Ha, haçlı yokuş inişlere bakalım bir. Saldım, kendi devrinde iniyor aşağı. Güzel, salmıyor. Ha, burnu gömüldü. Pasiktir. Evet, amortisör anlamında baktığım zaman biraz sarsıntılı gidiyorum. Tabii ben şu anda kendi Polaris'imle kıyaslıyorum. Frenler nasılmış? Bir dakika ya, dip gaz. Gidin bakayım siz bir. Uzaklaşın. Yoo, efsane kaçıyor. Kaçlıkmış lan bu makine. Neresinde yazıyor? Sesini yadırgadım şu anda. O kadar çok alışmışım ki kendi makinemin sesine. Motor sesi bana hiç çekici gelmedi. Frenlere bakalım. Sadece ön. Ayak arkaya mı kilitledi? Ve sürükleniyor. Viraja gir anını. Bir şey değil mi? Genel olarak güzel ama nasıl alışmışsam kendi makineme, efsane yadırgadım şu anda. Lan. Woo! Woohoo! Mother Queen!
Çok iyi ya. Alıştım ben makineye. Çekilin lan. Bak bak kafalara bak. Oğlum artık kip bu. Ne yapıyorsun sen? Ezerler. Lan yoldan çıkıyormuşum şimdi. Geberiyormuşum. Bir yol keselim. Diğerini deneyelim bir de. Sıradaki. Müdür o kaç cc'ydi? 700 bu? 700. O? Aynen. İkisi de 700. Evet. Hadi bakalım. Ne ekstra düğmeler geldi. Ne var elimizde? Elimizde bir sikim yok. Haşta mı bu? Haşta. Ayak freni. Yok abi motor farklı. Aynen farklı. Aa yol tutuşu daha güvenli bunun. Şuna bakın. Bak 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 bak. Olaylara gel. Gir viraja. Ananı. Çok iyi ya. Şimdi konforu hissettim. Yalan yok. Baktığım zaman gerçekten bir yaş üstünde olmasına rağmen aga bu kasa bu makine daha konforlu. Direksiyon, yol tutuşu, ha asfalttan değil. Az önce topraktayken daha üzerine binermez hissettim ve bir şey diyeyim mi? Benim makinemden daha çok güven veriyor şu anda tabii düz giderken. Bu motorun sesi daha tok. Ses anlamında beni daha çok tatmin etti. Arkada kimse var mı? Var. Haydi gençler çıkın asfalttan. Yeah çıkıyoruz. Yapışıyor lan bu. Aa toprağa yapışıyor makine. Lastikler neymiş bunda acaba merak ettim. Evet arkadaşlar iki artık kete de bindim. Ya tabii ikisinde güzel tarafları var yok değil ama bu kullandığım bu makine diğerine göre daha üstündü diyebilirim. Daha keyifliydi. Aa sırada 570 var. Aha ilk ATV'm. Ya sana yerim ya. Ne güzelsin sen. Seninle 2 yılım geçti benim biliyor musun? Polaris 570 2012 yılında almıştım. 2014 yılına kadar kullanmıştım. Güzel yani beğendim genel olarak. Motorun sesi olsun, gidişi olsun, çekişi olsun, kaçışı falan. Yürü be! Şuna bakın! 570! Aynen! Yalnız arkadaşlar direksiyondaki fark hemen hissediliyor. Artiketlerin ikisinde de direksiyon biraz sertti fakat şimdi 570'te bu elektrikli direksiyona geçince olaylara gel. Hadi 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 dip gaz hadi 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 hadi. Biraz kullandıkça makine devrini aldıkça tabii hali hızı da artıyor. Fakat 850 gibi birdenbire roketlemiyor. Ha güzel mi güzel efsane. Yol tutuşu, gidişi, direksiyon, hakimiyet. Şuna bak ya. Neyse kirletmeyeyim şimdi. ATV'sini kenardan şöyle geçeyim. Şimdi tutup da hor kullanmak olmaz değil mi? Ayıp olur. Yapıştır. Aynen. Çok güzel ya. Bir şey diyeyim mi? Benim makineler daha güvenli. Tabii torktan dolayı biraz da makinede ben dip gaz asıldığım zaman götü başı oynuyor. Bunda öyle değil. Yavaş yavaş hızını aldığı için daha güzel, daha güvenli. Çekelim şuraya. Şimdi kendi ATV'me bindiğim zaman kendi ATV'mi beğenmiyormuşum lan. Ne gülerim var ya. Başlamışken bir de GF deneyelim. Gel. Yalnız bu GF hep en arkadan geliyor. Ben anlamıyorum. Adam hakkını veremiyor ya. Şunu ben bir süreyim. Dur yolcu. Üzerinde basıp gittiğim bu topraklar. Ne oluyor lan? Aa direkt gömüldüm. Limuzin gibi lan. Bunun koltuğu biraz daha alçakta. Ne diyor? Haşta tutmuyor. Gidiyor. Fren. Bu ne ya? Debriyaj mı? Bir şey soracağım Çınar. İkisi de fren mi? Hangisi ön hangisi arka? Hangisi sağlam tutuyorsa. Öyle mi? Yani. Gitmiyor lan. Aa kavradıkça geç kavradı. Hadi bastım. Hadi. 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 Dip gaz 40. Allah Allah. Bir dakika. Olmadı. Niye gitmiyor lan bu? Basmazsan gitmez tabi. Yürü be. Yalnız çok yumuşak makine. Yani hiçbir sarsıntı hissetmiyorum gerçekten. Harika ya. Yumuşaklığına bayıldım. Direksiyonu ama çok hassas. Yani hafif bir sol sağ yapsam yoldan çıkacakmış gibi hissettirdi bana. Hadi 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 hadi. Come on, come on.
Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Makine bağırıyor ama gitmiyor. Aha göz attı vallahi nihayet. Yüksek devirlerde randıman alabiliyorum motordan. Ama düşük devirlerde istediğim randıman alamıyorum. Ya bu da CC ile alakalı bir şey olsa gerek. Hatırladığım kadarıyla bu makine 400 CC'ydi. Yazıyor mu lan bir yerde? 550'ymiş. Oha! Arkadaşlar, Polaris 570 ile kıyaslanamaz. GF 550 mi yoksa Polaris 570 mi derseniz kesinlikle Polaris 570. Gel abi. Biraz döşedim sana videoda. Sıkıntı olmaz değil mi? Ve evet, oturduğum anda içimdeki hayvan uyandı bir anda. Oha 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 oha. O makinelerden sonra yok artık. Kim? Bak bak bak, topukladı gidecek. Efsane gaza geldi. Yürü be. Yavaş. Arkadaşlar Doyran Göleti ileride göründü. Oraya iniyoruz herhalde. Aa, yolu kapamışlar. Olaylara gel. Olaya bir şey yapalım. Şurayı besleyeceğiz şuradan. Üstünden geçip gideceğiz. Aa evet, besleyerek olur. Şurayı besleyelim. Burada daha uygun. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Hep beraber şunu azıcık şuraya ötsek buradan geçeceğiz. Niye beslemeye uğraşıyorsun? Burası açık ama ne kıyım? Evet, doğru söylüyorum. Hadi 1, 2, 3, bir tel attık mı tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3. Oha. Sen nesin lan? Bu ne lan hakikaten? Kaya oğlum. Meteor lan bu. Biraz daha atlayalım mı? Arkam da dolu senin. Hadi gelin mi? 2, 3. Biz de kaldıralım. Aynen, bize destek verelim. Orta. Gördünüz mü? Taşın altına gidiyor. Sen şey yapayım, taşın altına gidiyor. Oo çok büyükmüş be. Ona nasıl kim ona lan? Hayvan savunmaya geçti abicim, çekil. Ne oluyor be lan? Ya bir de kaskın içine de akrep girmesin değil mi şimdi? Peki taşa sal lan, sen oradan vurdun. Hazırız, hadi gidelim. Çiçek gibi yol oldu. Çok güzel ya. Nerede duralım? Kahvemiz kaldı mı? Kaldı işte, kahve içeceğiz, nerede yapalım? Şunlar kimin? Aga taşın. Onlar Baran'ın. Taşın lastik patlattığını ilk defa görüyorum ya. Anladım sen onu. Şuna bakalım harbiden. Ama lastikleri balon gibi duruyor ya, ondan kaynaklıydı. İtinayla patlak lastik yapılır. Bugünün cenabetinin kim olduğu anlaşıldı. Siz senden kaynaklandın ya. Ya bırak Allah'ını seversen. Benim lastik değil, senin lastik birader. Aynen.
Tamam, orayı keselim. Fitil de arabanın renginde, turuncu. Tamam, anlaştık. Evet. Güzel bir pazar gününün daha sonuna geldik. Cenabetlerle beraber Doyran coğrafyasını tavaf ettik. Yaklaşık olarak 7-8 saattir turdayız ama benim şarjlarım bittiği için artık kapatmak zorundayım dükkanı arkadaşlar. tam böyle meme yapmaya başlamıştım ki hadi ne zaman bitecek falan derken beni Doyran Gölü'ne getirdiler. Bildiğim her şeyi unuttum. Burası harika arkadaşlar. Umarım sonuna kadar seyretmişsinizdir. Bu defa biraz uzun bir video oldu. Ki bunu da isteyenler vardı. İstemeyenler umarım kızmazlar. Kapatıyoruz dükkanı. Mehmet abi sen kapatır mısın ya? Güzel bir gündü. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. İzlemeye devam edin. bir kişi kaldı burada ya. Görüşürüz.